Sayın Karasu. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Şarkışlı'da da İPART programı dahilinde çiftçilerin yaptığı hayvan çiftlikleriyle ilgili yaşanan sorunları dile getirdi. Girdi maliyetleri ve döviz kurundaki artış nedeniyle birçok hayvan çiftliğinin açılamadan iflas bayrağını çektiğini açıklayan Karasu, süt üretimini artırmak için bugüne kadar Şarkışlı'da 76 damızlık hayvan çiftliği kurulmuştur. %40 hibe desteğiyle kurulan bu çiftliklerin üreticiye maliyeti 5-6 milyon TL arasında değişmektedir. Ancak büyük umutlarla atılan adım bir süre sonra hüsrana dönmüş, döviz kuru, girdi maliyetleri ve kurulum ücretlerinin yükselmesiyle birlikte çiftçilerimiz ardı ardına iflasını açıklamıştır dedi. Her geçen gün hayvancılıkla ve besicilikle uğraşan kişilerin teker teker battığını iddia eden Karasu, Avrupa Birliği aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla yürüttüğü katılım öncesi yardım aracı İPART programı dahilinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çok sayıda üretici 2014-2020 dönemini içeren programa dahil olmuştur. Bu kapsamda 76 damızlık hayvan çiftliği kurulmuştur. Büyük umutlarla atılan adımlar girdi maliyetleri ve kurulum ücretlerinin yükselmesiyle birlikte çiftçilerimiz ardı ardına iflas açıklamıştır. Çiftçilerimiz elinde avucunda ne varsa bu işe yatırmıştır. Battıkları yetmezmiş gibi sermayelerinden doldular. Bazı çiftçilerse bankalardan kredi çekti. İflas edince de çektiği krediyi de ödeyemez hale geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soruyorum. Çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırılması ve ertelenmesiyle ilgili bir çalışma yapacak mısınız ifadesini kullandı.